Evet. Herkese merhaba. Artık arkadaşlar 2022 yılını yavaş yavaş sonuna doğru gelirken, yani 2023 yılına girmeye hazır mısınız? 2023 yılına ben 2022 yılında öğrenmem gereken birçok şeyi öğrendim, birçok şeyi yaşadım. Cebime koyduklarımı koydum. Koymam gerekenlerin bir kısmını belki koydum, belki koymadım. Ama ben 2023 yılına artık hazırım diyor musunuz? Yeni bir çalışma hazırladım. 11, 11, 11. Çalışmanın adı bu. Çalışmayı 3 Kasım'da hazırlamıştım ama komik gelecek size. Ama söyleyeyim, birçoğunuz yaşadığınız için kuantum konularında komiklik pek de şaka da olmuyor, komedi de olmuyor. Rüyamda gördüm. 11-11'i rüyamda gördüm. Rüyamda zaten hepiniz biliyorsunuz 11-11'in anlamını. Farkındalıktır. 11-11 rakamına saatinizde denk gelmeniz o an farkındalık, yani başka bir boyutta olduğunuzu gösterir kısaca. Rüyamda bunları görünce sabah kalktım. Dedim ki bu bir işaret. Neyin işareti? Bu çalışma 11-11'de olacak. Hatta biraz daha ileri gittim. Dedim ki çalışmanın adı da 11-11 olacak. Ve çalışmayı 11 Kasım sabah saat 11 aldım. Niye? Çünkü 11-11'de sabah saat 11'de gördüğüm rüyada bir portal, bir kapı açılıyordu. Anladım ki yani normalde ben bu işi yapmıyor olsam, sizlerle paylaşmıyor olsam kendime işareti, o evrensel işareti şöyle alırdım. Bugün saat tam 11'de otur, neye niyetleniyorsan ona odaklan, biraz meditasyon yap, biraz çalış, ister bir arınma çalışması yap, ister bir tezahür ettirme çalışması yap derdim. Fakat bu çalışmanın öncesine denk gelince bu çalışmayı tamamen buna çevirdim. Yani saat 11-11 sabah 11'de ilk gün size etkili bir meditasyon hazırladım ki 5 günlük bir çalışma. Bu birinci gün başlayacak saat 11'de. 11'de vereceğim ilk meditasyon sizin bilinçaltınızdaki 11 kapıyı açacak. Kapı mecazi arkadaşlar. Kapıdan kastım direnç. Yani siz hayatınızın herhangi bir alanında aşk olur, iş olur, başarı olur, para olur, sağlık olur, fark etmez. Eğer bir takım bariyerleriniz varsa ve siz bunu aşamıyorsanız, ne olduğunu biliyorsunuz ama aşamıyorsunuz ya da ne olduğunu bile bilmiyorsunuz, bir şey var aşamıyorum diyorsunuz. İşte bu çalışmada bilmenize bile gerek kalmayacak. O yapacağım çalışmada sizi tek tek o eşiklere götüreceğim. Yani o bilinçaltınızın en derinliklerine indireceğim. O eşiklerin her birinden tek tek içeriye gireceksiniz. Ve orada bir arınma çalışması yapacaksınız. Daha sonra oraya yeni kodlar koyacağız. Ve ben sizden o kodların 2023 yılı kodlarınız olmasını isteyeceğim. Yani siz oradaki komutları alacaksınız. Sağlık ya da para neyle ilgili en çok, evet hocam bu hepsini yaptım meditasyonda ama bu iki tanesi benim için önemliydi. Bu benim aşk ya da para kodum diyecek. O güçlü komutları, çünkü çok güçlü etkili komutlar hazırlıyorum. 2023 yılında ne yapacaksınız? Devamlı kullanacaksınız. İmkanı olanlar saat 11'de dinlesin. İş ortamındayım diyorsanız 5 dakika bile olsa kulaklarınızı takın, dinleyin. Ama ben yurt dışındayım, o saate denk gelmiyorum diyen arkadaşlar da bir şekilde o gün akşam gece yatarken bu meditasyonu dinlesin. Ve hatta şu kadar da iddialı konuşuyorum. Niye iddialı konuşuyorum? Size verdiğim her çalışmayı ben de yapıyorum. Ve ben bu çalışmayı, kendi hazırladığım bu meditasyonu 21 gün içinde en az 3-5 kez dinleyeceğimi biliyorum. Siz de dinleyin. Bakın bu kadar iddialı konuşuyorum. Çünkü gerçekten iyi bir meditasyon olacak. Hatta meditasyonu ne şekilde yaptıracağımı bazı notları bile bir şekilde aldım. Bir ortak havuzdan aldım.
kolektiften aldım, rüyadan aldım bilmiyorum ama ne hazırlayacağım bile kafamda. Biliyorum. Yani ne hazırlayacağımı olduğu gibi gördüm ve zaten sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, bu meditasyonla ilgili hani dedik ya 11 kapı, 11 kapıyı açacağız diye. O 11 kapı, 11 eşik gibi dedim hatta biraz önce. Sizin bilinçaltınızdaki biraz böyle tozlu kalmış, çok gerilerde kalmış, unutmuş olduğunuz bir takım yerleri de şöyle bir ulaşıp orayı böyle bir arındırmanızı sağlayacak. Ve daha sonra kalan 4 günde arkadaşlar bu teknikleri destekleyen görüntülü çalışma vereceğim. Yani ilk gün meditasyon tamam, hatta bu çalışmanın en etkilisi bu dedim ama çalışma 5 gün. Kalan 4 günde size bilinçaltı ile ilgili 4 tane görüntülü yeni teknikler vereceğim. Burada yeni teknikler aslında nasıl teknikler olacak? Arkadaşlar biliyorsunuz ki artık 5. boyuta doğru ilerliyoruz. Titreşim artıyor. Her şeyi yapma şeklimiz değişiyor. Bir şeylerin tezahür ettirme şekli de değişiyor. Yani böyle anlık oluşumlar, anlık farkındalıklar yaşıyoruz. O nedenle yeni hazırladığım bilinçaltı çalışmalarını biraz farklı hazırlamaya başladım. Biraz daha böyle hızlı, biraz eskiden çok uzun çalışmalar yapardım. Mesela bir önceki çalışmada çalışmayı biraz kısalttım. Niye? Titreşimler o kadar hızlı hızlandı ki böyle uzun uzun kafa yormanıza gerek yok. Bu değiştir, bu değiştir. Bir yandan temizlik arındırma çalışması yaparken bir yandan da ki buraya da koyacağım tezahür ettirme. Ben bunu seçiyorum dediniz. Ben bunun olacağını da biliyorum dediniz. İşte buradan oraya sizi en hızlı götürecek teknikleri de hazırlıyorum. Ve 11.11'de birlikte başlayacağız. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.